Cenab-ı Allah diyor ayette, şeytan Allah'a sığınırım. Orada cennette ne yakıcı sıcak ne de zemherir, aşırı soğuk görmezler diyor. İnşallah. Yalnız tabii fiziki kurallar buradaki tarzdaki gibi değil cennette. Mesela kan yok insan vücudunda. Yani kan dolaşımı yok. Kalp vardır ama kalp heyecan içindir. Ciğer vardır ama yani koku almak, nefes alıp yani onun zevki içindir. Diğer iç organlar yoktur. Mesela dalak, karaciğer, mide falan olmaz. Yani öyle bir iç organ yok. Yani alışılmışın dışındadır fizik kanunlar. Mesela tonlarca yemek yer insan, yani iç organı olsa parçalanır. Tabii. Hiçbir şey olmaz. Yani hiç yemek yememiş gibidir. Mesela 1000 sene uyumuyor, 1 trilyon sene uyumuyor, hiçbir şey olmaz. 10 trilyon sene geçiyor, yine uykuya, yani yorgunluk, bitkinlik, yaşlılık, hiçbir şey oluşmaz. Bilakis daha iyi olur. Evet. Her seferinde daha, mesela çünkü karısıyla karşılaşıyor, ya diyor daha güzelleşmişsin sen diyor. Mesela karısıyla bir yere gidiyor karısı, mesela çarşıya, cennet çarşısına geri geliyor. Her gördüklerine diyor hadiste, aa sen daha güzel olmuşsun derler diyor. O da eşine, sen daha yakışıklı olmuşsun, sana ne oldu böyle der diyor. Ama önü sonu yok. Maşallah. Maşallah. Yine İncil'de de cennetten bahsedilirken, ne güneş ne de kavurucu bir sıcaklık onlar çarpacak. Yuhanna'ya gelen esinleme 7. bölüm 16. Orada cennette ne yakıcı sıcak ne de zemherir. Aşırı soğuk göremezler. İnsan suresi 13. Kur'an'da da bu şekilde geçiyor. Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Bütün doktorların, tabiplerin, sağlıkçıların bayramını kutluyoruz. Hastanelerde mutlaka özel harekatçı 2 kişi bulunsun. İnşallah. Her hastanede. Nöbetleşe kalsınlar. Bir de doktorlar için sığınak. İnşallah. Çelik kapılı, kalın, kurşun geçirmez, bombaya, kurşuna dayanıklı, içeride her türlü yaşam malzemeleri bulunan ve oradan da başka yere geçebilecekleri gibi. Evet. Yani bir koridor gibi, ya tünel gibi bir yerden güvenli olarak dışarıya çıkabilecekleri bir yer. Çok iyi olur. Her hastanenin yapımında mecburi proje şart olsun bu. Her hastanede en az 2 güvenlik odası bulunsun. Yani bir tünel gibi yerle dışarıya açılan, yine çelik kapıyla açılan, her türlü yaşam malzemesinin bulunduğu, oksijen tüpü, yiyecekler, şu bu falan, her türlü havalandırma imkanının da olduğu koruyucu bir yer. Çünkü bazen aileler çok gergin oluyorlar. Mesela babasını kaybetmiş oluyor, abisini kaybetmiş oluyor. Adli bir olay olduğu için müthiş gergin oluyorlar. Yani intikam hırsı içinde oluyorlar. Öfkelerini alacak birilerini aramaya başlıyor. Bir sefer doktorlarla karşılaşınca öfkelerini onlara yansıtmak istiyorlar. Sağlık personeline yansıtmak istiyorlar. Bu çok korkunç bir şey. Evet. Mesela adamı vurmuşlar. Normalde kimse vuran ondan muhatap olmaları lazım. Onu da adli yönden, hukuki yönden halletmeli lazım. Öyle yapmıyorlar. Orada özellikle hastayı da kurtaramazsa doktorlar doğrudan doktorun suçu gibi görüyor. Halbuki doktor elinden geleni yapıyor. Ne yapsın adam? Kaderinde kurşun yemiş karaciğerinden, göğsünden ağır yaralanmış. Ameliyat alıyor ama kurtaramıyor. Evet. Bir sürü doktorlara saldırmaya kalkıyorlar. Çok vahşi bir hareket. Bir de görgüsüz insan sayısı biraz Türkiye'de arttı. Yani kaliteli insanlara karşı nefret, güzel insanlara karşı nefret, zenginlere karşı nefret, eğlenen, sevinen insanlara karşı nefret. Bunu yapamayan insanlar da öfkeye ve kine dönüştü. Sevgisizlik de sürekli pompalandığı için özellikle gelenekçi Ortodoks çevrelerde güzel kaliteli kadınlara,
dekolte giyinen kadınlara karşı sevinçle gülen, eğlenen, güzel yiyecekler yiyen, gezen, güzel arabası olan, güzel evi olan insanlara karşı müthiş bir yıkma, yakma, yok etme ve öldürme hırsına yönelik çirkin bir ruh hal içinde olduklarını görüyoruz. Evet. Bunun da internette karşılıklı körüklediklerini görüyoruz. Bu devlet politikası olarak ortadan kaldırılması gereken vahim bir durum. İnşallah. Evet. Yani bu gelenekçi ortodoks anlayış içerisinde gelişen, PKK'lı ve IŞİD kafası içerisinde gelişen iğrenç bir özellik. FETÖ'cüler de bunu teşvik ediyor. Muazzam bir nefret kafası toplum içinde yayılmaya başladı gibi görünüyor. Buna karşı sevgiyi ön plana alan esaslı bir karşı devlet politikası şart. Nefretin yasaklanması gerekiyor. Sevginin de alabildiğine teşvik edilmesi gerekiyor. Evet.